Ya baba ne yaptınız bana bırakayım. Ya bana olmuş amına koyayım ya. Ya ben artık birinin Oo. mastürbasyon malzemesi olmak istemiyorum artık. Yeter ya. Mal ne alakası var? Bir şey Bak değil mi? senin Bu bir zengin dostun var ya giderim ikinciyi bana. Twitch PP'si yaparsın ha. Evet Ben değilim ki ikinci oğlum erkek bu. bu arada. Tamam oğlum sanki sen olsan Sakalı var kanka. onun. Elf olursan böyle olursun işte. Elf değil mi bu? Bu şey gibi Hayır değil mi değil. Uzun böyle? saçlı beyaz saçlı bir erkek. Ayberk'in attığı Ne? linke bak. Ayberk'in attığı linke bakacağım. Bomba.com 15 CHP Burdur Kadın Kolları Gençlik Kolları Başkanları seçildi. Ayberk, ne oluyor oğlum bizim yayınlara ya? Ya. Ya Aç aç. senin Allah belanı vermesin ya. İl Başkanlığı binasında toplantı salonuna başlayan seçimler sonucunda Merkezi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı Sabriye İnce Gençlik Kolları Başkanlığı Ayberk Babu seçildi ki. Ya kanka bana hiç inandırıcı Ya gelmiyor kanka ya. bu adam ya kanka bu şey gibi değil mi bu? Yani pornosu kaseti çıkmış ünlüler gibi böyle bir haber yapmışlar bunu. Bu ne ya kanka? Vallahi Oğlum billahi o onun gibi zamanlar olmuş kaç ya. çok zayıfmış lan. Ne zaman bu Ayberk? 2020 mi bu? Nasıl iki Aa. kullanıyormuş? Korona patlamadan önce olmuş bu. Ay ah be. Evet, Bu adam demek koronanın çıktığı dönemmiş. ulan belki bomba 15 neresi ya? Ben böyle bir site bilmiyorum. Bomba 15. Şey sitesi gibi durmuyor mu? Ero Hani dayı sizin göktaşı iki kişi düşmüş. hastası gibi. Kardeşim benim. Korona 19, 2019'da çıktı ama 2020 Mart ayında Türkiye'ye geldi. Şimdi aç bana 2019. arşivleri karıştırtma bana şimdi. Dostum, Allah iyisin bu Allah. konuda. Eyvallah. 2019 Aralık'ta Çin'de görülmeye başladı. 2020 Tamam lan şov Mart. yapma amına koyayım Tamam. ya. Hocam. Eray. Ha. İlk sen söyle kafem. Hayır, ilk sen söyle. Tamamdır. Önce sen. Eray'ım ben bugün bir şey Orospu, sen de gördüm. bana diyecektin, ben de söyleyecektim. Ha Niye yok bozdun? söylemeyeceğim. Ben söyleyeceğim. Senin de götünü Eray'ım ben sikeyim bir şey oradan gördüm sonra. kanka. Aşırı He. yıkıldım. Bunu bence konuşmamız gerekiyor abi. Ne oldu yine Ben ya? hocam bugün şeye baktım. İşte dünyanın en iyi mutfaklarına baktım sıralamasına. Biz Evet. 7. sıradaydı hocam. Biz. Evet Yunan mutfağı 2. sırada ama Ne? şöyle bakmanı istiyorum Eray'cığım. Yemeklerimiz aynı Yani mı? Yunan mutfağına bir bakmanı istiyorum kanka. At at. Şöyle linkini attım sana. Bu Çok konu çekeyim konuşulmalı. baklava Türk yiyeyim. mutfağı Hocam peki bir şey korunmalı. söyleyeceğim. Oradır. Türk Buradan bir mutfağı Amerika korunmalı. vizesi kaybedilir mi? Kaybedilmez. Amerika'nın bir alakası yok bununla. Tamam. Musa K. Musakas. Bizim lan o. Bu da Ekran bizim. açacağız. İn bakayım aşağı. Dolma. Bu da bizim. Biz ne Kanka. o Yunan sınırımızı kasıyoruz amına döneri. koyayım ya. Çöp. Yunan Oha. döneri. Başına Yunan koyunca döner onların mı oldu? Küfte. Çöp şey. Sulaki. Fırında beşamelli makarna. Oğlum. Kanka bunlar Oğlum biz ne? fırında beşamelli makarna bizim de değil. Kanka Bizim ne? çalmak bir kenara dursun. O bizim şey değil mi? Dünyada Baba ikinci salatasını sırada Yunan kanka. salatası yapmışlar amına koyayım. Yunanistan ikinci sırada kanka dünyada mutfak olarak. Kanka bizim mutfağımızı adamlar almış. Direkt kopyala yapıştır yapmış. Ve bu adamlar dünyada ikinci sırada mı? Bizden önemli mi Bak şu bunlar? limonu olmasa Evet sonra. abi Smurf ben... olabilir mi? Bizim Smurf Ama ülke olabilir mi bir Yunanistan? şey diyeceğim bu konuda. Ha. Adil. Bu Türk düşmanlığı değildir de nedir Aynen herhalde? öyle. Aynen hocam. Biz 7. sırada olmak ne yaptık? Olmak ne yaptık? Yazıklar da Oğlum sen olsun. nasıl olasın bir şeyle amına. Bone Biz 7. bitirdin sırada beni olmak ne yaptık? Uga buga Ben bırakayım. sadece şunu söyleyeceğim. Sayın Amerika, Sayın Çin. Bu teknolojiyle olacak işler değil kardeşim. Bizde bir vatan sevdası var. Ben sizin ülkenize Sikmeyelim. bakıyorum böyle. Sizde hiç böyle bir sevda desen, bir şey desen yok. Yarın bir gün bak sıkışırsınız. Bu Türkiye'ye muhtaç olursunuz bak. Bunlar sizin Kekseni kaptın oyunlarınız yalan. bu. Bu sizin oyunlarınız full bak. Bunlar kapital sistemin oyunları hep. Bunlar bizim Aynen mutfağımız. öyle. Abi ben sana atıyorum sıralamayı. Adam direkt bizim mutfağı almış. Cacı, lan dedi Aç lan bir herhalde anda bunu. Aç lan bunu bir anda. bak Al ya. bak kızıl elma tam otomatik iniş. Aç lan bir anda Cacı ekranı. da Herkes almışlar rahat beni ya. bilsin. Kanka bir de susuz yapıyorlar Cici'yi ya. Oğlum bu Puh. çocuk ne lan? Oğlum bir Eray. şey söyleyeyim mi sana? Susuz cacık daha Orada. güzel bu arada. Harbi güzel Eray. gözüküyordu. Kanka Orada. bak. Eray özelden Orada attığımı aç. Özelden dostum. attığımı aç. Ne Bu acı? araştırmayı hangi ülke yapmış? Bilmiyorum hocam ama bir oynamalar var. Bir para Amerika mı bu? yatırılmış. Amerika yok. Amerika hocam. Amerika olsa birinci olurdu. 10. Herkes Amerika. haddini Çekil bilsin. falan. Aynen öyle kardeşim. Tam otomatik iniş. Tam otomatik Onu gözlemek. buraya Onu nasıl geldi yedim yine ya? ben.
Helal olsun. Eray, attığıma bakar mısın Özel'den hocam? At bakayım. Sıralamayı attım sana. Sıralamayı attım sana. İtalyan mutfağı. Evet, İtalyan mutfağı iyidir bu arada. Hani adamlar yapıyor yani, anladın mı? Yunan mutfağı. Pizzası var, makarnası var hocam. İyidir. İspanyol, Hint mutfağı mı? Hint işte, ben çok seviyorum. Çok pis ama çok güzel ya. Full baharat kasılmış kanka yani. Oğlum Hint mutfağı nasıl ya? Amerikan mutfağı diyor. Adamlar sabah kahvaltısında cheeseburger yiyorlar McDonald's. Harbi ya kanka. Onda ne var kanka biliyor musun? Hamburger var. Meşhur olan. Hepsi hamburgerle ilgili kanka. Git sokak yemeklerine bakalım mı? Ne olur lan? Mutfak nasıl kanka? Ha. Tamam, şifa mı hazırlıyorsun? Bu abi bak. Bu videosu ayağıyla karıştırdım. Ama bir şey söyleyeceğim. Sanırım Hintlilerde şöyle bir olay varmış. Bunlar elleri dokunmadığı zaman mı lezzetli olmuyormuş galiba. Öyle bir şey vardı değil mi? Bunların bir kültürü bu arada bu. Kanka elin lezzeti makarası işte. Tamam işte öyle bir olayları vardı galiba ama yani bu nasıl bir... Neyse baba ben şimdi... Vallahi aram bozulacak yine birileriyle şifa ya. Hocam şifa ya. Bu ne? Oğlum bu ne? Bu ne amına koyayım? Bu ne ya? Bu ne ya? Ben yemek yiyeceğim şimdi ya. Etin tadını bu veriyor ama işte. Ama o parmak arasındaki pis. Oğlum aslında ya, oğlum siktir git şimdi baramayacaksın. Abi bir şey söyleyeceğim bu arada. Bizim Evren Mahallesi'nde bizim Evren Mahallesi'nde Soner abi vardı. Şimdi bu söylenen bu. Benim dediğim şey değil bu. Soner abi elini götüne atıp tavuk döner yapıyordu, eliniyordu bize. Ama tadı inanılmaz iyiydi. Biz her gün gidiyorduk. Ha tadı bu götünde demek ki. Ha bu doğru mu? Yanlış mı bilmiyorum. Şimdi bu da şifa olabilir yani, anladın mı? O bilirsiniz bak, Evren Mahallesi'nde olanlar bilir o. Soner abi bilir o. Dündar Uçar'ın okulunun oradaki. O iyiydi. Ama ayak biraz göt tamam da ayak bize ters acıyor ya. Evet. Kanka gerçekten mutfakları çok garip de yani. Şimdi çok karışık. Bir şey desem yani Türk olduğum için demiyorum ama en iyi mutfaklar hani Türk mutfakları. Hayır ya Türk. Şakası da aynı lan, bir dakika dur. Vatan aynı oluyordum. Türk mutfağı şakası çok yani? Güzel. Bak Türk mutfağı çok güzel. Şakası çok güzel. Ama bence Türk mutfağından sonra mesela İtalyan mutfağı da güzeldir bence. Tabii canım. İtalyan mutfağı ama İtalyan yani. Çok şey ya. Bak değil onu mi? Atayım sana. İtalyan mutfağını da atayım sana. Çok oğlum, kısıtlı yani. Pizza makarna kanka. Tamam güzel. Adamlar yapıyor amına koyayım. Pizzayı da bizden çaldılar. Sadece onlar değil ki, lazanya, mazanya da onlardan. Lazanya uf. Pizza değil. Nasıl değil? Atıyorum sana onu da. Künefe mi bu? Ne o? Künefe. Yumurta. Elini aldığını atıyor. Neyin ne olduğuna bakmıyor. Kanka yani nasıl ya? Bugün Nikaş Usta ile birlikteyiz. Nikaş Usta yılların kerhane tatlıcısı. Hemen yanındaki kerhanede amcasınınmış. Diyor ki beni bu işe amcam alıştırdı. Ama onun Allah belasını versin. 30 yıldır kadın eline elim değmiyor. Bir kere de demedi ki gel amcam. Oğlum adam benzin atıyor amına koyayım. Sana bir para ayarlayayım. Zeytinyağı. Ustamızın hikayesi gerçekten çok acıklı. Tatlarda bir o kadar şerbetli. Ben tatlarımda asla glikoz şurubu kullanmam ve hijyene çok önem veririm diyor. Siz ne? Bir şey söyleyeceğim. Halka tatlısını seven var mı aranızda? Ben hiç halka sevmiyorum. Tatlısı dediğin ne oluyor tam olarak? Kanka kerhane tatlısı. Yuvarlak bir şey var ya kanka. Büyük olan mı? Oğlum tulumba şey, tulumba. Oğlum yani. Şerbetli evet, tatlılarda evet. Böyle nasıl severim. Derler? Bir iki tane yersin bence. Mesela baklavayı. Baklavayı 5-6 tane yiyen cindir amına koyayım. Baklava ben mesela bir tane bile yiyemiyorum biliyor musun? Ben de öyle. Acayip böyle. Maksimum ya. Yarım. Var mı yiyen baklavayı 5-6? Oha amına koyayım ya. Yerim. Oğlum ben yiyordum, bayılıyordum kanka yani. Çok şerbetli olunca sarmıyor. Ayran mı? Olayı ne biliyor musun? Ben 5-6 tane yine hangi baklavada yerim biliyor musun? Ya hangi baklava dediğim cinsi sütlü değil. Sütlü belki. Belki. O şerbeti cuk diye oturmuş baklavadan 5-6 tane yersin. Adayım. Ama mesela çoğu baklava oluyor. Full şerbet. Şu an düşüncesi bile beni geldi of, mesela. Oturmaklar ne güzel lan öyle. Gel de şuradan yemeye. Ben burada ya. Samimiyet akıyor ya. Bu ne kanka ya? Dur bakalım ya. Ne oldu amk? Bakıyorlar hele. Kanka o pislik inşallah bir şey, başka şeyin pisliğidir ya. Kaldıramıyor. İnşallah öyledir.
Ne güzel doğradı lan tık tık tık. Fast bayağı. Ne? Fast bayağı. Baba zaten bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada bakteri varsa bu sıcakta zaten ölmüyor mu amına koyayım. 10 numara işte. Allah Allah. Kanka mesela örümcek de olmasın anladın mı? Tamam. Lan oğlum protein amına koyayım niye olmasın ya? Olmasın. Yapsa yerdin Baran. Amerikan mutfağı olsa yerdin. Harbi Amerikan mutfağı suyeti alsa ya örümceği şöyle tuz atsa amına koyayım. Vallahi örümcek kızartma. Bacaklarını yerdin yani. Ya yemem. Pişmemiş balık yiyorsun ama. Oğlum ben soğan, sarımsak bilmem ne yemeyen adamım. Bunları nasıl yiyeyim sen ya? Sen ayrı geysin. Soğan, sarımsak yemeyen insan mı yani? Sen ağır geysin ya. Bu ne? Alerjim olduğu için özür dilerim be. Vazgeçilmez enerji kaynağı petrol. Aynı zamanda başta sedef olmak üzere deri hastalıkları, eklem romatizması, kulak burun. Kanka bu ne? Et yapıyorlar işte. Boğaz, diş eti hastalıkları ve kısırlık tedavisinde kullanılıyor. Bu faydalarının yanı sıra yemeklere apayrı bir tat katıyor. Bunları bilen ustamız ham petrolü kızartma yağı olarak kullanıyor. Kanka gerçekten. Ötekisinde ya. Ekmek yapılıyor bu çok yani bu ayrı bir şey ama. Son izliyorum şunu artık midem bulandı ya. Ekmek fırını videosu 12 milyon izlendi. Başka böyle fırın yok mu dediniz? Kanka adam kafası. Avuçluyor ya adam avuçluyor. Ve sizlere hijyenin başkentinden bir ekmek fırını daha buldum. Bu ustalarımız da işini aşkla yapıyor ve hamuru dört bir koldan yoğuruyorlar. İçerisine kattıkları özel sıvılar ile ekmeğe boyut atlatıyorlar. Buradaki ekmekler için her gün yüzlerce kişi kuyruk oluyormuş kapıda. Ve şifanın ana kaynaklarından biri olarak biliniyor bu fırın. Küvetlerde hazırladıkları hamurları tamamen insan gücüyle yoğurduktan sonra fırınlıyorlar. Ve muazzam leziz ekmekler... Kanka inanılmaz ya. Ben yerim bu. Ramin'de bir tane.